Türk televizyonlarında ilk defa konuşuyorum Seval Hanım bunu. Çok mühim bir bilgi vereceğim. Evet, buraya o zaman dikkat kesmeyelim. Evet. Flash, flash, flash. Yıl 1988. İspanya'da tıp stajı gelmişim. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde son sınıf öğrencisiyim. Çok güzel bir tıp stajı yapmışım. Çok mutlu gelmişim ülkeme. Sonra Çubuk'ta kır hekimliği stajına gittik. 2 ay kır hekimliği stajı yaptık. Orası da çok güzel geçti. Köylere gidiyoruz. Köylülere aşı nasıl yapılır falan onları anlatıyoruz. Beyaz önlüklerimizi giymişiz. İntern doktoruz. Çok mutluyuz. Neyse 2 ay kır hekimliği de bitti. Geldik Ankara'ya. Yeniden işte intern doktor olarak çalışacağız. Yurda gittim. Yurt tamamen dolmuş. Bir kişilik bile yer yok dediler. Arkadaşların evine gittim. Vallahi doldu dediler. Yani kusura bakma nasıl olacak? Neyse çok sevgili arkadaşımın odasına şilteyi serdim. Onlar 2 kişi kalıyor. Bir de 3. kişi ben. Şimdi onlar da bir şey diyemiyorlar arkadaşıyım filan. Ben de rahatsızım böyle sığıntı gibi yaşıyorum. Patlayacak kadar içimde sıkıntı hissediyorum. Yersizim yani bir intern doktorum. Son sene tıpta uzmanlık sınavına girmem lazım. Çok hassas bir sene. Nöbetlere kalıyoruz 2 günde bir, 3 günde bir. Yoğun bir çalışma ortamı. İçim patlayacak kadar sıkıntıdayım ve dardayım. O zaman bir tane tanıdığım bir abim vardı. Meslekçi, kıdemci bizden daha büyük. Dedi ki, ya Kemal dedi, sen çok sıkıntıdasın dedi, dardasın dedi. Benim annemin babamın Çankaya'da bir evi var dedi. Onlar da Almanya'ya gidiyorlar dedi. O Almanya'daki evin dedi, al anahtarı senindir dedi. Biz doğalgaz parasını, şeyi parasını ödüyoruz. Ondan sonra kal burada. İnanamadım. Sonra eve gittim baktım. Dayalı döşeli mükemmel bir ev. 24 saat sıcak su. Yani, Yango gibi hocam. Acayip bir şey. Bir de güzel kitaplar falan da var duvarlarda. Yani benim için bulunmaz bir nimet. Bana bu imkanı veren kişi Erol Gökay'dı. Teşekkür ediyorum kendisine. Büyük büyük bir iyilik. Çok Şafak, önemli bir Şafak, hikaye. Şafak amcaya ve Huriye teyzeye, annesi ve babasına uzun ömürler diliyorum. Allah onlardan razı olsun. Ben o 1 sene o evde çok rahat ettim. Ve o evde çok güzel ders çalıştım. Uzmanlık sınavında da güzel istediğim bir yere girdim. Psikiyatri ihtisası yapmaya hak kazandım. Bir insanın hayatında iyilik neleri değiştiriyor? Ve bu tür iyilikler asla hiçbir zamanda unutulmaz. Böylece bir Martin Seligman'ın bir şeyi var. Diyor ki hayatınızda şükran duyduğunuz insanlara mektup yazın. Ben de bu ekran vasıtasıyla Şafak amcaya, Huriye teyzeye bir şükran mektubu göndereyim. Onlara çok teşekkür edeyim ve tabii vesile olduğu için de kıymetli Erol Gökay'a da teşekkür edeyim. Bu nasıl değerli bir hikaye. Ben nasıl duygulandım. Biz ne kadar uzun geçmiş olan iki insanı burada buluşturmuşuz. Çok mutlu oldum. Söyledik inanmadım. Ah. Benim bu Kemal Hoca'ya çok fazla iyiliğim vardır. Ama ne ki? Ama ne ki? İyilikten maraz doğar. Ya baksana gene geldi benim kıyafetime karışıyor.